Merhaba sevgili izleyenler. Bu haftanın konusu emlak sektöründeki değişiklik. Özellikle büyüyen konut sektörü ve artan satış oranları emlak piyasasında düzenleme beklentisini artırdı. Biz de köklü değişiklikler öngören düzenlemeyi Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi'ye sorduk. Mahallenin bakkalı, kasabı da emlakçı, apartman görevlisi de. Görünürde sektörün temsilcisi çok. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kolları sıvadı. Sektörde kayıt dışı çalışmanın önüne geçecek ve emlakçılık mesleğinin sınırlarını çizecek düzenlemeler yolda. Bu düzenlemelerle emlak danışmanlığı hizmeti vereceklere sertifika alma zorunluluğu getirilecek. Böylece bu mesleği yapanların niteliğinin artması ve denetlenebilmesi de sağlanacak. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Bakanlığınızın üzerinde çalıştığı emlakçılıkla ilgili yeni bir düzenleme var. Bununla ilgili detayları konuşacağız. Ancak öncesinde emlakçıların size sormak istedikleri sorular vardı. Ve biz onları aldık sizin için. Dilerseniz önce o soruları alalım. Evet değerli izleyenler, şimdi emlakçıların Sayın Bakan'a olan soruları gelecek ekranlara. Şimdi emlak sektöründe kural ve prensipleri belirleyen bir yasanın çıkması gerektiği konusunda hemen hemen tüm sektör hemfikir. Ancak bu çıkacak olan yasanın alıcıyla satıcı arasında aynı yeminli mali müşavir statüsünde olduğu gibi yeminli emlak müşavirliği statüsü düzenlenecek mi? Tabii emlak piyasası Türk ekonomisi için önemli bir piyasa. Ve emlak piyasasının düzenlenmesi ve disipline alınması, sağlıklı büyümesinin sağlanması, bu sektör içerisinde yer alan gerek müteahhitlik sektörü, gerek emlak emlakçılarımızın, gerekse emlak piyasasına iş gücü temin edenler veya malzeme temin edenler bu piyasayı oluşturan önemli aktörlerde. Dolayısıyla emlakçılar da bu piyasanın önemli aktörlerinden birisi. Yasayla veya yönetmelikle zorunlu mali müşavirlik gibi veya zorunlu avukat bulundurma gibi bir şey getirmek doğru değil bu piyasaya. Piyasanın arz ve talep dengesi içerisinde piyasa zaten piyasadaki oyuncular veya alıcılar veya tüketiciler veya üretim yapanlar kendi emlak müşavirliklerini oluşturuyorlar. Çalıştıkları firmalarla bu noktada anlaşmalar yapıyorlar. Biz şimdi yapacağımız düzenlemeyle emlakçıların niteliklerini belirleyeceğiz, özelliklerini belirleyeceğiz ve bu sektör içerisinde faaliyet gösteren emlakçıların disiplini altına alacağız. Her önüne gelen ben emlakçı olayım demesinin önüne geçeceğiz. Dolayısıyla daha disiplinli, daha vasıflı ve daha nitelikli arkadaşlarımızın bu sektörde yer almasını sağlamış olacağız. Ama özel olarak zorunlu bir müşavirlik hizmeti almalarını istemiyoruz. Bakkallarda, muhtarlarda satlık daire, kiralık daire ilanları görmekteyiz. Ayrıca apartman görevlileri de bu işe el attılar. Oysa ki bizim sektörümüzde binlerce emlak müşaviri, emlak danışmanı var. Bunları ne zaman bertaraf edebiliriz gibi sorularım var. Kendilerine bu konuyu halletmelerini rica ediyor, saygılarımı sunuyorum. İşte biraz önce ifade ettiğim gibi bu düzenlemeyle beraber her önüne gelen emlakçılık yapmayacaklar. Soru gayet doğru bir soru. Çünkü bugün bakkallar veya muhtarlar veya apartman yöneticisi veya o çevrede mukim herhangi bir insan rahatlıkla alım-satım işlerine aracılık edebiliyor ve bunun da engelleyecek bir mekanizma yok. Ama biz istiyoruz ki bu işleri yapanları niteliklerini belirleyelim ve zararı önleme noktasında hatalı davrandıklarında tazmin edebilsinler veya haksız kazançların önüne geçebilsinler. Birçok dolandırıcılık olaylarının önüne geçelim ve en önemlisi de tüketiciyi koruyalım. Emlakçılar yasasının bir an önce çıkmasını istiyoruz. Çünkü emlakçılar yasası olmadığı için herkesin bu işi yaptığını ve düzgün yapmadığını, vergilerinin düzgün ödenmediğini, eğer emlakçılar yasası çıkarsa tüm emlakçıların kontrol altında bulunacağını,
ve bu konuda da herkesin rahat edeceğini bakanımızdan rica ediyorum. Eğer ilgilenirlerse çok seviniriz. Elbette ki düzenleyeceğimiz, yapacağımız düzenlemelerle birlikte özellikle sözleşmeler, komisyon oranlarının belirlenmesi, vergilerin tam yatması. Çünkü vergiler tam yapmadığı için özellikle emlak sektöründe maliye ile görüştüğümüzde bu vergi oranlarının da aşağı, tapu harçlarının aşağı çekilmesi noktasında maliyenin haklı olarak endişesi var. Zaten sektör tam değerini beyan etmediği için bizim vergi kaybımız var diyor maliye haklı olarak. İşte düzenlemeyle beraber esasında emlakın da tam değerinden belirtilmesi, dolayısıyla vergi istatistiklerinin düzgün olarak elde edilmesi, bunun neticesinde de belki emlak piyasası ile ilgili vergi düzenlemeleri noktasında bu istatistikleri kullanma olanağımız ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu düzenlemede hem vergiler noktasında disiplin olacak, hem meslek anlamında disiplin olacak, hem de piyasaların gelişmesi açısından önem arz edecek. Emlakçıların üniversite mezunu olacağını duymuştum. Bu üniversite mezunu olacakları doğru mu? Bizi de kapsıyor mu? Bizden sonrakileri kapsayacak mı? Üniversite mezunlarının bu işi yapacak diye bir kayıt koymamız sektörü daraltır. Emlakçıları da daraltır. Dolayısıyla lise mezunları veya bunun daha çalışması inşallah bitecek. Bittiğinde sektör temsilcilerinin istekleri ve talepleri doğrultusunda buna şekil vereceğiz. Ama şunun altını çizerek söylüyoruz. Sadece üniversitelilerin yapacağı bir meslek olması doğru değil. Bu işte yeteneği olan, bu işte becerisi olan, bu işte sertifikasını alan ve dürüst çalışan arkadaşlarımızın bu sektörde yer alması gerekir. Bunun için illa da üniversite mezunu olmasının şart ve gereği yok. Onlara da bir engel yok üniversite mezunlarının yapmasına. Sayın Tüfekçi, emlakçılardan aldığımız sorular bu şekildeydi. Şimdi bizim de size yöneltmek istediğimiz birkaç soru var. Emlakçılarla ilgili yeni düzenleme kapıda. Peki bu yasanın içeriğini bize tam olarak anlatır mısınız? Ve de düzenleme hangi aşamada? Tabii biraz önce ifade ettim. Türkiye için emlak piyasası çok çok önemli. Ve Türkiye'nin hem konut ihtiyacı var hem nitelikli konut ihtiyacı var. Bir yandan kentsel dönüşüme tabi olan bölgeler var, yerler var ve sürekli konut üretimi ve genç nüfus olmamız hesabıyla da konuta olan ciddi talep var. Bu piyasaların sağlıklı işleyebilmesi için, bu piyasalarda yer alan aktörlerin, oyuncuların ve en önemlisi de üretenlerin arsalarını konut yapımına ve iş yeri yapımına verenlerin veya oradan yapılan iş yerlerinin veya konutlarını talep edenlerin aradaki hizmetleri sağlayan veya aracıların da belli bir nitelikte olması gerekiyor. Yasanın vermiş olduğu yetkiye dayanarak özellikle taşınır malların alım satımında rol alacak esnaflarımızın, emlakçı esnaflarımızın niteliklerini belirleyeceğiz burada. Alım satım yapılırken sözleşme tiplerini, komisyon oranlarını, bu komisyon oranlarına aksi davrananlara karşı yapılan yaptırımlar, bu emlakçılık yapmak isteyen arkadaşlarımızda oluşacak güven problemini giderme noktasında atacağımız adımlar, yine piyasayı geliştirme adına yapacağımız çalışmalar tamamı bu düzenlemenin içerisinde yer alıyor. Emlakçılar gayrimenkul sektörünün en önemli ayağı. Türkiye'de bugün emlakçı ile alıcı arasında bir problem çıktığında borçlar kanununa başvuruluyor. Yasayla birlikte eczacılar, mali müşavirler gibi gerçek bir meslek statüsüne kavuşacak. Sektörde kayıt dışı çalışan kişilerin denetim esasları tam olarak belirlenmiş değil. Sokağa çıktık, emlakçılarla ilgili yaşanan problemleri halka sorduk. Emlakçılık düzenlemesini sadece emlak çalışanları değil,
Halk da bir o kadar istiyor. İşte aldığımız cevaplar. Evinizi emlakçıdan mı, herhangi birisinden mi aldınız? Emlakçıdan aldık. Komisyon ödediniz mi? Tabii, maalesef. Ne kadar ödediniz? Ya 1500 liraydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Fazla mı sizce bu? Yani hayır, o dönem için fazla gelmedi. Çünkü ben o evi hani bulamazdım. Sonuçta o emlakçının sayesinde bulduk. Gayet iyi oldu yani. Evet. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yeni bir düzenleme getiriyor emlakçılarla alakalı. Bu durumda emlakçılar kusurlu ev satamayacaklar, satarlarsa tazminat ödeyecekler ya da belirli bir komisyon üzerine çıkamayacaklar ve artık herkes emlakçılık yapamayacak. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Gayet güzel bir uygulama. Yani fahiş fiyatlar isteyebiliyorlar. O zaman pazarlık yapabiliyorsunuz ama fiyat belli olursa gayet herkes bilir alacağı evin karşılığında ne ödeyeceğini. O zaman boşa verilen bir para gibi gelmez insanlara. Alırken emlakçılarla uğraşmamak için sahibinden aradık özellikle ve sahibinden aldım evi. O nedenle emlakçıyla bir şeyim olmadı. Peki hiç problem yaşadınız mı alırken? Evet, daha önce bir ev için kapora vermiştik ve o evi alırken de tapuda sıkıntı yaşadık veraset nedeniyle. Sonra vazgeçtik ama verdiğimiz kaporayı geri alamadık emlakçıdan. Emlakçı vasıtasıyla almak benim işime çok gelmedi. Kiracılıkta bu işte tahliye taahhütnamesiydi, diğer işte evrak işleriydi. Hani emlakçıların daha çok bilgisi dahilinde. Hani direkt sahibinden olduğunda hani kaporanızın yanma ihtimali çok yüksek oluyor. Çünkü hani herhangi bir şeyden bir şey bulup ben vermiyorum dediğinde hiçbir elinizde belgeniz olmuyor. O yüzden hani emlakçı kullanmak bence daha iyi kiralamalarda ve satın almalarda. Oturduğunuz ev kira mı, kendinizin mi? Kendimin. Peki alırken kimden aldınız? Emlakçıdan mı ya da herhangi birisinden mi? Bir yapsatçıdan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Yani yapıp sonradan satan kişiler var ya, içine yaptırıp satıyorlar, onlardan almıştım. Peki komisyon ödediniz mi? Hayır, ödemedim. Sorun yaşadınız mı? Yaşamadım. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emlakçılıkla ilgili yeni bir düzenleme getiriyor. Bununla ilgili de emlakçılar artık kusurlu ev sattıklarında tazminat ödemek zorunda kalacaklar ve de istedikleri gibi komisyon alamayacaklar, belirli bir komisyon oranı olacak. Bunu nasıl görüyorsunuz? Yani esasında hiç komisyon alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani emlakçılık gibi bir sektörün de çok hizmet sektörü içinde olmadığını düşünüyorum ama madem var ve bu düzenin içinde bu sürmekte, o zaman hiç olmasa bir standardı olması daha doğal. Bence bunu daha önceden yapmaları gerekiyordu. Çünkü o kadar ortada merdiven altı çalışan emlakçılar var ki insanlar resmen soyuyorlar. Yani geç bile kalındı diyebilirim. Peki nitelikleri belirleyeceğinizi söylediniz. Nitelikler ne olacak? Belirlenmiş bir şey var mı? Tabii bir kere adli noktada sicili temiz olacak. Ondan sonra belli bir eğitim düzeyi olacak. Yine belirli yerden alınmış sertifikası olacak. Yani bu arkadaşımız emlakçılık yapabilir, alım satım yapabilir diye yetkilendirme yapacağız ve yetkilendirme yaptıktan sonra da zaten faaliyetlerine, iş yeri açma ve diğer prosedürleri de tamamladıktan sonra iş yerini açarak faaliyetlerine devam edecek. Bunun için o sertifikayı alması gerekiyor. Peki sertifikayı nereden alacak? Tabii ve bununla nasıl ilgili çalışmayı son noktaya koymadık. Emlakçılar odasında mı alacak yoksa belli bir kurumla birlikte mi verilecek veya Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte mi bunu yapacağız veya bunun noktasında son kararı henüz vermediğimiz için noktayı koyamıyoruz ama bir sertifika alacak. Bunu da bu düzenleme çok uzun sürmeyecek. İnşallah Nisan'ın sonunda hayata geçmiş olacak. Tabi burada emlakçı arkadaşlarımızın başka sorunları da var. Yani onlar bu yasayla birlikte, bu düzenlemeyle birlikte
bir odaya kavuşmak istiyorlar. Kendi mesleklerinde bir disipline olmak istiyorlar. Biz bununla da ilgili çalışmayı da birlikte hayata geçireceğiz. Peki efendim, bir eğitime de tabi tutulacaklar mı? Elbette ki o sertifikayı alırken her başvuran o sertifikayı alamayacak. Belli bir eğitimden sonra o sertifikayı alacak ve belli o sertifikanın gereğini yerine getirebilecek nitelikteki insanlar o sertifikayı alacaklar. Peki yasa ne getirecek, ne götürecek desek bize ne söylersiniz? Yani en önemlisi sektörü disipline edecek, sektörü geliştirecek. Bu işi yapanlara belirli bir nitelik ve vasıf kazandıracak. Tüketicilerimize yani ev ve iş yeri, konut, arsa alanlarının haklarını koruyabilecek ve karşılarında muhatap bulabilecek. Yaptırımları olacak, tazminat noktasında yükümlülükleri olacak bu işi yapanların ve yine bu yasada emlakçı arkadaşlarımızın da parasal anlamda haklarını alabilmelerini sağlayacak. Biraz önce konuştuğumuz gibi vergi noktasında bir istatistik elde edeceğiz. Gerçek değerlerini bulma noktasında bir elimizde veri kaynağı olacak ve dolayısıyla doğru vergilendirme noktasında da gerçek vergilendirme noktasında da adım atmış olacağız. Yine en önemli kazanımlarından birisi de artık insanlar ya benim aldığım emlakın değeri değerinde değil veya değerinin üzerinde veya değerinin altında satıldığı gibi kargaşalardan veya soru işaretlerinden kurtulup emlakçım beni dolandırdı mı gibi veya bana daha mı az para ödedi mi gibi endişelerinin de önüne geçmiş olacağız. Çünkü bu işleri yapanların ciddi sorumlulukları ve tazminat ödeme yükümlülükleri olacak. Evet. Sayın Tüfekçi, biraz önce konuşmamızda bahsettik. Bu işi artık kasaplarda, bakkallarda, muhtarlarda yapıyor dedik. Düzenlemeye rağmen kaçak iş yapanlar olursa ceza işlem ne olacak? Bir kere bununla ilgili kaçak işlem yapanların veya aracılık yapanın ihbarında o işlemin sakatlığına kadar götürecek bir takım düzenlemeler yapılabilir. En önemlisi de özellikle tapularda veya resmi dairelerde o tür arkadaşların iş takibini önlemiş olacağız. Peki mahallemizdeki kasap da, emlakçı da, bakkal da emlakçılığı yapıyor dedik. Aslında tam olarak emlakçılığın tanımı nedir? Yani emlakçılık tabii en temel tanımı taşınmazların alım satımına aracılık eden insan veya meslek akla gelir. Dolayısıyla bu bir aracılık faaliyeti esas itibariyle. Onun için güven çok önemli. Onun için takip çok önemli. Onun için değerlendirme bilgi ve yeteneği olması çok önemli. Dolayısıyla bu aracılık faaliyetinin düzenlemenin amacı da bu. Bu aracılık faaliyetinin belirli kurallar çerçevesinde ve belirli yükümlülükler çerçevesinde yapılmasını istiyoruz. Evet. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak emlakçılık düzenlemesi üzerine çalışıyorsunuz. Bu çalışmayı yaparken sektörün temsilcilerini dinliyor, görüş alışverişlerinde bulunuyorsunuz. Peki sektör temsilcileri ne istiyor? Biraz önce de bahsettiniz aslında. Sektör temsilcileri tabii bu düzenlemenin yapılmasını şiddetle istiyorlar ve bir an önce hayata geçmesini istiyorlar. İkinci istedikleri en önemli hususlardan birisi de tabii kendilerinin özellikle bu aracılık faaliyetini yapan emlakçı arkadaşlarımız bir odaya kavuşmalarını istiyorlar. Çünkü şu anda dernekler vasıtasıyla faaliyet gösteriyorlar. Bunu sağlamak istiyoruz. Tabii bunu emlak düzenlemesini yaptıktan sonra özellikle tüketicileri koruma noktasında şöyle bir düzenleme vardı. Tüketicilerimizin cayma hakkı diye bir hak vardı tüketici yasasında. Bunu da özellikle müteahhitlerin aleyhine işleyen bir sistemdi. Bunu da disiplin altına alıp
belki buralardan da birlikte düzenleme yapılması talebi var. Sektörden böyle bir talep var. Onu da ele almış olacağız inşallah. Efendim çok önemli bir soru daha yönelteceğim size. Terör olaylarının sıkça yaşandığı şu dönemde günlük kiralanan evlere sınırlama söz konusu mu? Çünkü terörist elini kolunu sallayarak ev alıp kiralıyor, hain planını gerçekleştiriyor. Tabii bununla ilgili İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi vardı, yayınlandı da zaten. Orada özellikle günlük ev kiralayanların kimlik bildiriminde bulunma zorunluluğu getirildi ve kiralayanlara bu yükümlülük getirildi. Tıpkı oteller gibi. Bu önemli bir düzenleme. Buradaki bildirimlere eğer ev kiralayanlar ve işte emlakçılıkta bunu disipline alırsak düzenlemeyle beraber buna aracılık edenlerin hukuki sorumluluğu doğacak. Dolayısıyla bunlar cezai bir yaptırımla da karşı karşıya kalmış olacak. Evet, bu düzenlemeyi bekleyen ne kadar emlakçı var? Bunlardan ne kadarı sektör dışı kalacak? Yani sektör dışında kalıp kalmayacaklarını şu anda bilemiyoruz. Çünkü sertifika kaç kişiye alacak veya ne kadar sistemin içerisine girecek? Doğrusu elimde şu anda bir veri yok ama emlak sektöründe faaliyet gösteren %80'inin bu anlamda nitelikli emlakçı olabilecek vasfı var. Efendim bir de aslında emlakçılar için bir aldıkları ücrette bir sınır olması gerekiyor ama kaç tane emlakçı buna uyuyor bunu bilemiyoruz. Ev satın alan ya da kiralayan emlakçıya ne kadar ödemesi gerekiyor, ne kadar ödeyecek? Tabii bu şu anda işte yasa çıkmadığı için ya yani düzenleme çıkmadığı için biraz da serbestçe belirleyebiliyorlar. Kimileri %3 anlaşıyor, kimileri %2 alım satımda. Kimileri %1 alıyor, kimileri %5 veya kimileri de makta alıyor. Bunda bir oran belirleyecek otorite yok ama şimdiki düzenlemeyle beraber bunun oranını belirleme yetkisini de alacağız ve ona göre de bir piyasanın aktörleriyle beraber makul seviyede, şu anda belirlenen bir rakam yok, makul seviyede bir rakamla onu belirlemiş olacağız ve herkes bu yükümlülüğe de uymak zorunda kalacak. Düzenlemeyle emlakçılara gereken denetim nasıl yapılacak? Elbette ki bizim tür ülkemizde daha çok düzenlemeler çok güzel çıkıyor. Yasalarımız çok güzel yapılıyor. Ama uygulama ve denetleme noktasında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bunun denetimlerini Ticaret İl Müdürlükleri vasıtasıyla yaparız. Yani uygulanabilirliğinde bu yol mu izlenecek? Tabii o yol denetleme noktasında yapacağız inşallah. Peki Sayın Tüfekçi, emlakçılıkla ilgili gelecek olan düzenleme ile ilgili söylemek istediklerinizi de alalım son olarak. Yani ben bu düzenlemeyi önemsiyorum ve piyasa da önemsiyor. Çünkü sözlerimizin başında ifade ettiğimiz husus ve sizlerin de gözlemi odur ki emlak piyasası Türkiye için önemli ve hala Türk insanının en önemli yatırım araçlarından birisi emlaktır. Herkes belli bir işe girdiğinde veya belli bir birikim elde ettiğinde bir evi olmasını ister ve ona yönelik tasarruflar yapar. Dolayısıyla 79 milyonu yakından ilgilendiren bir düzenleme ve dolayısıyla da bunu piyasanın sahiplenmesi çok önemli. Biz de bu düzenlemeyi yaparken piyasanın bütün aktörleriyle, sadece emlakçılarla değil, konut üretenlerle, arsa üretenlerle, tüketicilerle görüşerek bunu hayata geçireceğiz. Belki de bu düzenlemenin biraz gecikmesi de geniş bir çerçeveyi ilgilendirdiğinden onlarla ilgili yapmış olduğumuz çalıştaylar ve arama konferansları biraz uzun sürdüğünden kaynaklanıyor. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent Tüfekçi ile emlak sektöründeki düzenlemenin içeriğini konuştuk. Haftaya yeni konu ve konuklarla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.